bizim çoğunlukla gördüğümüz hasta profili kronik hastalıklarla uğraşan, yani uzun zamandır aynı hastalıkla mücadele eden, onun tedavisini sürdüren hastalardan oluşur. Akut hastalıklarda, yani hızlı başlangıçlı ve tedavisi kısa süren, çabuk iyileşen hastalıklarda zaten modern tıbbi teknikler yeterince hızlı biçimde tedavi sunuyorlar hastaya. Bizim daha çok devreye girdiğimiz alan kronik hastalıklar. Dolayısıyla bize hastalarımız çoğunlukla çok sayıda doktor gezmiş, çok fazla tetkik yapılmış, çok fazla reçete denenmiş ya da değiştirilmiş. Halihazırda da pek çok ilacı aynı anda kullanır şekilde geliyorlar. Bizim bu hastalarımızda ilk yaptığımız işlem yine Almanların ürettiği bir elektrofizyolojik tanı sistemini kullanmak. Yaklaşık 15 dakika süren bir işlemle bir kalempil gücünde elektrik vererek hastanın bir elinden, diğer elinden belli bir akupunktur noktasından ölçüm alınarak yapılan ve %93.8 doğruluk oranına sahip bir cihazdan geçiririz hastalarımızı. Eğer kalp pili yoksa ya da gebe değilse. Bu cihazın bize verdiği sonuçlar doğrultusunda hastanın var olan klinik şikayetleri, klinik durumu, öyküsü, daha önceden yaptırmış olduğu tetkikler, görmüş olduğu ilaç tedavileri ya da bunlara verdiği yanıtlar da dikkate alınarak o hastaya özel bir doğal tedavi programı önerilir. Bunun içinde çoğunlukla bitkilerden oluşan tıbbi reçeteler, yine işte hacamat tedavisi, sürük tedavisi, ozon tedavisi, akupunktur, gereken durumlarda biyoenerjetik ya da hipnotik destekler, gereken durumlarda PRP gibi, mezoterapi gibi, lokal nöral terapiler gibi uygulamalar bu hastalara belli bir protokol doğrultusunda uygulanır. Ortalama seans kürleri 10 ya da 15 seanslık kürlerden oluşur. Yine bunların sıklığı her günden haftada 2 seansa kadar değişen şekilde belli randevular doğrultusunda, randevu cetveli doğrultusunda uygulanmaktadır. 10. seanslarda ve 15. seanslarda yine o en başta uygulanan elektrofizyolojik testle karşılaştırmalar yapılır. Böylece sadece şikayetlerin rahatlaması değil, aynı zamanda alttaki sebebi teşkil eden bozuklukların da düzeltilmesi konusunda hastalar sıkı takipte tutularak tedavileri tamamlanır. Bir sülük tedavisi eski Babillilere kadar uzanan yaklaşık 3500 yıllık bir tarihe sahip bir tedavi yöntemidir. Sonrasında özellikle bulunduğumuz coğrafyada, Anadolu coğrafyasında yaygın şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. Ünlü Yunan hekim Nikandros, Galen, daha sonra İbn Sina sülük tedavisini aktif biçimde hastalarında kullanmışlardır. Günümüzde de sülük tedavisi özellikle son 100 yıl içinde artan bir biçimde modern bilimin de desteklemesi ve etki mekanizmalarını ortaya çıkarmasıyla kendine daha yaygın bir kullanım alanı bulmuş ve şu anda tüm dünyada, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, ülkemizde kullanılmaya devam edilen bir doğal tedavi yöntemidir. Sülüğün etkinliği 3 ana temele dayanır. Bunlardan bir tanesi, bildiğiniz gibi sülüğün kan emerek tedavi yapmasından dolayı kan alma işleminin insan vücudunda oluşturduğu biyolojik etkilerdir. Böylece vücudun yeni kan üretimini tetikleyerek yeni ve taze kan hücreleri üretiminin daha fazla oksijen taşıması, dokulara daha fazla gıda ürününü ulaştırabilmesi şeklinde bir etkinliğe sahiptir. İkincisi, sülüklerin pratik uygulamasında akupunktur noktaları üzerine konmasından dolayı bir refleks uyarımıyla akupunktur etkisi de oluşturduğunu biliyoruz. Üçüncüsü ve asıl önemli olanı ise sülüğün kan emme işlemi sırasında vücuda verdiği, kendi salgı bezlerinde ürettiği ve vücudumuza verdiği salgıya dayanan etkidir ki modern bilim bu salgının içinde 100'den fazla biyoaktif maddenin bulunduğunu ispatlamış, izole etmiş durumdadır ve bu her maddenin
insan vücudundaki tıbbi etkinliğinden sülüğün toplam etkinliğini çıkarabilmekteyiz. Bunlar içinde kan sulandırıcı maddeler, damar genişletici maddeler, ağrı kesici maddeler, kas gevşetici maddeler, antiromatizmal etkili maddeler, hatta bizim ilaçlarla yapamadığımız bir şekilde hasar görmüş sinir hücrelerini geriye dönük olarak tamir etme ile ilgili maddeler olduğunu bugün modern bilim ortaya koydu. Dolayısıyla sülük tedavisi bir toplam olarak bakıldığında tüm bu etkileri haizdir. Sülük tedavisi bilindiği gibi kanla temas edilen bir tedavi yöntemi olduğu için en önemli konu hijyen konusudur. Gerek ortam hijyeni, gerek kullanılan materyallerin hijyeni ve elbette ki sülüklerin hijyeni konusu en can alıcı noktadır. Hastanın bel fıtığını, boyun fıtığını tedavi ediyorum derken hastaya hepatit B, C, HIV virüsü gibi virüsleri bulaştırmamak gerekir. O yüzden gerek kullanılan sülüğün tek kullanımlık olması, gerek tek kullanımlık olmasına rağmen öncesinde sterilizasyon işlemi uygulanıyor olması en kritik konudur. Bu noktalara dikkat edildiği sürece hastanın tansiyon, nabız gibi vital bulguları da işlem öncesinde kontrol edildiği sürece ve elbette ki tüm bunlar için bütün bu tedavilerin doktor gözleminde yapılması, belki yardımcı sağlık personelinin bu konuda eğitim almış yardımcı sağlık personelinin yardımı ve desteğiyle ama mutlaka doktor gözetiminde yapılması bu işin en can alıcı noktasıdır. Sülük tedavisinin en yaygın kullanıldığı hastalık grubu romatizmal hastalıklardır. Bunların içinde her türlü iltihaplı romatizmalar, romatoid artrit gibi, ankilozan spondilit gibi, bağ dokusu hastalıkları gibi romatizmalar ve iltihapsız romatizmal hastalık grubu yani kireçlenmeler, yumuşak doku romatizmaları, fibromiyaljiler, miyofasiyal ağrı sendromu gibi ağrılı iskelet sistemi hastalıklarında en yaygın kullanımı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında boyun ve bel fıtıklarının belli dereceleri de yine sülük tedavisinin başarıyla tedavi ettiği alanına giren rahatsızlıklardandır. İkinci ana grup da dolaşım sistemi bozukluklarıdır. Az önce saydığımız şekilde kan sulandırıcı, damar genişletici salgıları işlem sırasında sülük insan vücuduna verdiği için damar sertliği gibi, buna bağlı hipertansiyon gibi, damar daralmaları ya da tıkanıklıkları gibi kardiyovasküler sistemi ilgilendiren hastalıkların büyük bölümü de sülük tedavisinin alanına girmektedir. Yine az önce sinir hücrelerini tamir edici bazı maddeleri de işlem sırasında insan vücuduna verdiğini söylemiştik. Dolayısıyla nörolojik hastalıkların da önemli bir kısmı. Nevrajiler, MS, Alzheimer, Parkinson belli aşamalarda yine sülük tedavisinin alanına giren problemlerdir. Hatta bir grup sebebine göre değişmekle birlikte depresyon gibi, anksiyete bozukluğu gibi, panik atak gibi, uyku bozuklukları gibi nöropsikiyatrik hastalıkların da yine bu alana girdiğini biliyoruz. Bunun dışında bağışıklık sistemini ilgilendiren aşağı yukarı her tür problem yine sülük tedavisinin uygulama alanındadır. Örnek olarak sedef hastalığını, bağışıklık sistemi kaynaklı cilt hastalıklarını örnek olarak, sedef hastalığını, egzamayı, benzeri lupus gibi cilt problemlerini verebiliriz. Bunun yanında dahili hastalıklarda da bronşiyel astım ve kronik bronşit gibi akciğeri ilgilendiren, bunun yanında kalın bağırsakta yaraların oluşumuyla seyreden ülseratif kolit gibi Crohn gibi hastalıklarda yine sülük tedavisi kullanılmaktadır. Doğal tıbbın tüm yöntemlerinde olduğu gibi her bir tedavi yöntemi kişiye özel olarak yapılır. O kişinin bünyesel parametreleri, metabolik özellikleri dikkate alınarak tedavi protokolleri oluşturulur.
Yani o hastalık yoktur, hasta vardır prensibi birebir uygulanır. Sülük tedavisi de dahil olmak üzere tüm doğal tedavi yöntemlerinde. Bu noktada bayanların biz kansızlığa, anemiye daha eğilimli olduğunu da biliyoruz. Genel yapı ve metabolik özellikler olarak. Dolayısıyla erkeklerde bayanlara göre sayı olarak biraz daha özgür olduğumuzu ama bayanlarda tabiri caizse nokta atışı sülük tedavileriyle daha kısıtlı sayıda sülüğün kullanıldığı tedavilerin yapılması daha doğrudur. Ama bunun yanında hiçbir şekilde anemi öyküsü olmayan, yapılan kan analizlerinde anemi riski taşımayan bayan hastalarda da yine protokol o hastaya özel olarak normal şekilde planlanabilmektedir. Sülük tedavisinin uygulanmadığı alanların başında hemofili gibi pıhtılaşma bozuklukları, kanamayla seyreden hastalıklar, bunun yanında ağır kan sulandırıcıların kullanıldığı durumlar ki kronik hastalıklarda büyük bölümünde kardiyovasküler sistem hastalıklarında ciddi kan sulandırıcılar kullanılır. Sülük de bir taraftan kanı sulandırdığı için olası komplikasyonlar nedeniyle bu ilaçları kullanan hastalarda sülük tedavisi uygulanmaz. Onun dışında az önce söyledik, derin bir aneminin varlığı, yani hemoglobin dediğimiz değerin onun altında olduğu durumlarda yine sülük tedavisini uygulamamak gerekir. Bir de bununla birlikte bireysel bir fobik durumun, aşırı bir korku durumunun olduğu konularda hastayı elbette ki konforunu bozmamak adına da sülük tedavisine zorlamamak lazım. Temel kıstaslar bunlar. Ozon, havadaki oksijenin 3 atomlu haline verilen isim. Bu doğal bir bileşik. Aslında havada da serbest formda ozon bulunuyor ama bunun tıbbi kullanımı yaklaşık 120 yıla dayanıyor geçmişin. Yine Almanların öncülüğünde başlatılmış bir tedavi yöntemi. Şu anda da Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, yine Asya'da, Rusya'da özellikle çok yaygın kullanılan bir tedavi metodudur ozon tedavisi. Farklı şekillerde uygulanabiliyor. Örneğin direkt kanı hastadan koldaki herhangi bir damardan alarak kanı tek kullanımlık bir set içinde ozonlayıp geri verebiliyoruz. Ya da bir miktar kanı alıp vücuttan, damardan onu ozonladıktan sonra o kanı kalçadan ilaç enjekte eder gibi kas içine enjekte edebiliyoruz. Ya da sorumlu eklemlerde eklem içi direkt olarak ozon gazı uygulaması yapabiliyoruz. Yine belli rahatsızlıklarda cilt altı ozon uygulaması yapabiliyoruz. Bağırsak içine direkt olarak ozon gazını enjekte edebiliyoruz. Yine tek kullanımlık kanüllerle. Bu şekilde 5-6 farklı kullanımı söz konusu ozonun. Ozon tedavisi öncelikle bir koruyucu tıp yöntemidir. Bundan neyi kastediyorum? Hiçbir sağlık sorunu olmayan insanların da herhangi bir sağlık sorunu gelişimini engellemek için yaptırabileceği bir tedavidir sağlıklı insanların. Bu noktada özellikle Almanya'da belli bir yaşın üzerindeki insanlar özellikle kışa giriş döneminde ozon tedavisini herhangi bir sağlık sorunları olmasa da uygulatmakta ve hem bir yıl boyunca enfeksiyonlara ve kanser gibi MS gibi kronik hastalıkların büyük bölümüne karşı bir koruyuculuk sağlamakta hem de anti-aging etkisinden dolayı ozon gazının yaşlanma etkilerini de geciktirmektedirler. Bunun dışında bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar ozon tedavisinin kullanım alanlarının başında gelir. Bağışıklık sistemi hastalıkları derken hem zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerin sık hastalanmasından tutun da yine bağışıklık sisteminin aşırı hassas olduğu, işte alerjik hastalıklar gibi, cilt alerjileri, solunum yolu alerjileri gibi hastalıklarda yine başarıyla kullanılmakta. Kronik hastalıkların büyük bölümünde tedaviye destek olarak yine kullanılıyor. İşte MS hastalığında olduğu gibi, hepatitlerde olduğu gibi, kronik yorgunluk sendromunda olduğu gibi, vücutta belli toksik maddelerin birikmesinden dolayı gelişmiş iç organ hasarlarında olduğu gibi, böbrek, kalp, karaciğer yine hastalıklarında olduğu gibi
yaygın bir kullanım alanı söz konusu. Dolaşım sistemi hastalıklarını da hemen bu listeye ilave etmek lazım. Damar sertliği süreci ve bunu geriye çevirmekle ilgili güçlü bir etkinliği var ozon tedavisinin. Dolayısıyla hem geçmişinde kalp krizi gibi ya da kalp koroner damarlarında sertlik gibi ya da beyinde geçirilmiş beyin damarlarındaki sorundan dolayı geçirilmiş felç gibi rahatsızlıklarda hem tedaviye destek olarak hem yeni atakların gelmesini engellemek adına ozon tedavisi başarıyla kullanılıyor. Bizim ozon tedavisi uyguladığımız hastalarımızın neredeyse tamamının ilk geri dönüşü şöyledir. Ben ozon tedavisi almaya başladıktan sonra fark ettim ki üzerimde çok büyük bir ağırlık varmış, uykularım beni dinlendirmiyormuş. Şimdi o şikayetler geçtiği için onun bir problem olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla ilk etkisinin zindelik kazandırmak vücuda, hafızayı güçlendirmek, konsantrasyonu arttırmak, ve az önce de söylediğim gibi yaşlanma etkilerini geciktirmek, cilde belli durumlarda parlaklık kazandırmak, gençleştirme etkisi kazandırmak, görünümü kazandırmak gibi değişik pratik faydaları var. En önemlisi ise bugün kronik hastalıkların oluşumunda çok önemli bir rolü olduğunu bildiğimiz kimyasal birikim, vücudumuzdaki toksik birikim, ozon tedavisi tarafından hızlı biçimde nötralize edilmekte, etkisiz hale getirilmekte. Dolayısıyla kronik hastalıkların oluşumu engellenebilmektedir. Ozon tedavisi şu anda 120 yılını devirmiş durumda. Öncelikle Avrupa'da uygulanmaya başlandı. Almanya bu işin yine öncülüğünü üstlendi. Yine Rus tıbbında çok önemli bir rolü var. Şunu söyleyelim ki ozon tedavisi diğer doğal tıp yöntemlerinden farklı olarak bir alternatif tıp kapsamında değerlendirilebilecek teknik değildir. Yöntemiymiş gibi algılamak çok doğru olmaz ozon tedavisi açısından. Avrupa'da bugün modern kliniklerde klasik tıp yöntemleriyle birlikte kullanılmaktadır. Türkiye'deki algıdan farklı olarak. Ozon tedavisi de yine kanla temas edilen bir yöntem olduğu için yine hijyen birinci kural. Kullanılan tüm malzemelerin yine tek kullanımlık olması, setlerin, kanüllerin, kan transfüzyon setlerinin, enjektörlerin tek kullanımlık olması hayati öneme sahip. Bir de ozon tedavisinde kan alınıp, çoğunlukla yöntemlerin çoğunda kan alınıp tekrar verildiği için hastanın o anda kendini rahat bir ortamda hissediyor olması, tansiyon ve nabız değerlerinin normal olması yine tedavinin devamı ve sağlığı açısından önemli. Tedavinin uygulama sıklığı konusunda da ozon tedavisinin üzerinde çokça bilimsel araştırmalar yapıldıktan sonra ortaya çıkarılmış protokolleri var. Biz de pratikte bu protokolleri takip ederek ozon tedavilerini uyguluyoruz. Bu protokollerde haftada 3 seanstan haftanın her gününe kadar haftada bir seanstan ayda bir seans koruma tedavilerine kadar değişen şekilde uygulama sıklıkları söz konusu. Bunlara dikkat edildiği sürece hem uygulama etkisi çabuk ortaya çıkar ozon tedavisinin hem de kazanılan iyilik hali çok daha uzun süre muhafaza edilebilir. İnsan vücudunda bilinen kan damarları dışında bir de tıpkı bu kan damarları gibi belli enerjilerin ve elektriğin aktığı hatlar vardır. Geleneksel Çin tıbbına göre hastalık oluşumları bu elektriklerin ve enerjinin belli yerlerde blokajıyla oluşur ve bu şekilde kronikleşir.
İşte akupunktur bu enerji hatlarındaki blokajı ve denge sorununu, denge kaybolması durumunu geriye dönük olarak tedavi etmekle ilgili belli elektrik enerji kavşak noktaları diyebileceğimiz yerlere dışarıdan iğne batırılarak yapılan bir tedavi tekniğidir. Yaklaşık 5000 yıllık bir tarihe dayanır akupunktur. Bu nedenle de üzerinde yüzlerce sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır bugüne dek. Dünya Sağlık Örgütü de hakeza 1979'da akupunkturun bilimsel bir tedavi yöntemi olduğunu ve 60'tan fazla hastalıkta bir liste yayınlamıştır bununla ilgili. 60'tan fazla hastalıkta bilimsel olarak etkili olduğunu da onaylamıştır. Şu anda da tüm dünyada Afrika'sından Kuzey Amerika'sına kadar, Uzak Doğu'sundan Avrupa'sına kadar, ülkemiz de dahil olmak üzere akupunktur uygulanmaktadır. Akupunktur ağrının olduğu her türlü hastalıkta, bu kansere bağlı bir ağrı olsa bile her türlü hastalıkta etkili. Tabii ki bunların başında migren gibi, küme tipi baş ağrıları gibi, gerilim tipi baş ağrıları gibi baş ağrıları geliyor ki etkinlik %95'lere kadar çıkıyor bu hastalıklarda. Bununla birlikte romatizmal hastalıkların çok büyük bölümünde yine oldukça etkili. Bel boyun fıtıkları, kireçlenmeler, eklem iltihapları, kas romatizmaları, yumuşak doku romatizmaları bunlarda da yine yaygın bir kullanımı söz konusu. Onun dışında da hipertansiyon gibi, gastrit gibi, fonksiyonel kabızlıklar gibi dahili sistem sorunları ile ilgili de etkinliği oldukça yüksek. Yine anksiyete bozukluğunu, nevrotik sorunları, stres durumlarını, uyku bozukluklarını, panik atağı bu listede saymak mümkün. Zira yapılan bilimsel araştırmalarda akupunkturun uygulandıktan sonraki 15 dakika içinde beynin ürettiği mutluluk hormonu seviyelerini 18 katına kadar yükselttiği tespit edilmiş. O yüzden bu grup hastalıkların tamamında da etkili biçimde kullanılıyor. Belli bazı nörolojik hastalıklarda da yani aktif sinir hasarıyla seyreden hastalıklarda da yine destek yöntem olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Akupunktur sigara bıraktırma tedavilerinde ve zayıflama tedavilerinde aktif kullanılıyor. Hatta bunu genişletelim, tüm bağımlılık tedavilerinde aktif kullanılıyor. Çünkü genel bir kural olarak bağımlılık yapıcı madde her neyse onun vücuda girmediği durumlarda, şeker de buna dahil, dediğimiz gibi sigara da buna dahil, narkotik uyuşturucular da buna dahil. Bu madde vücuda girmediğinde beyin belli bir kimyasal tepki oluşturuyor ve bu o maddeye yönelik isteği arttırıyor. İşte tatlı yeme krizlerini düşünün ya da işte sigara içmediğimde elim ayağım titriyor gibi ifadeleri düşünün. İşte akupunktur bu yetmezlik durumu dediğimiz bu durumun önüne geçmeye yönelik bir etkinliğe sahip. Dolayısıyla kişi akupunkturla birlikte beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik bir diyet programı, bir doğru beslenme programı uygulamaya başladığında ortaya çıkan açlık etkileri ya da şekerin vücuda girmemesiyle ilgili etkileri akupunktur bloke etmiş oluyor. Böylece kararlı ve istikrarlı biçimde bu program yürütülebiliyor. Yine az önce bahsettiğim Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulama listesinde, indikasyon listesinde de bu bahsettiğimiz maddeler yer almakta akupunkturla ilgili. Bilare sigara bıraktırmada da %95'lere varan bir etkinliği söz konusu. Oradaki yalnız temel kural, sigara bırakması beklenen kişinin bu tedaviye yakınlarının zoruyla kendisi istemeye başlaması değil, ben sigara bırakmak istiyorum ama bunu yapamıyorum şeklinde bir durumda başlamasıdır. O zaman %95'lere kadar bir başarı sağlıyor.
Akupunktür seanslar şeklinde devam eden bir tedavidir. Yine seans sıklığı haftanın 3 gününden yani gün aşırı uygulamadan haftada 1'e kadar değişebilir. Bazen koruma tedavilerinde 2 haftada 1'e kadar değişebilir. Steril ve tek kullanımlık iğneler kullanılır akupunkturda. Her ne kadar Avrupa'da bu iğnelerin ucuna ince kablolarla, küçük miktarlarda, küçük voltajlarda elektrik verilmesi şeklinde uygulanan bir elektro akupunktur varsa da orijinal Çin akupunkturunda elektro akupunktura çok makbul gözle bakılmaz. Biz de pratik uygulamalarımızda elektro akupunkturu kullanmıyoruz. Çünkü vücudun kendi elektriğini kullanarak dengeleme tedavisidir akupunkturun aslı, az önce anlattığımız gibi. Bu iğnelerin özelliği saç teli kalınlığında olması, dolayısıyla ağrı yapmaması, herhangi bir işte nikel vesaire içermedikleri için alerjiye yol açmaması ve kullanım sonrasında tıbbi atık olarak imha edilmesidir. İşlem bu yüzden genel olarak ağrısızdır ve konforu yüksek bir işlemdir. Ortalama seans sıklığı da 20 dakika civarında, bazen yarım saat, bazı hastalıklarda yarım saate kadar uzayan şekilde uygulanmaktadır. Hacamat, vücudun belli bölgelerinden belli vakumlama sistemleriyle kan alınması işlemidir. Böyle denince genellikle kan bağışlamayla benzer etkileri olan bir yöntemden bahsettiğimizi düşünülür. Halbuki hacamatın işte koldaki damarların birinden işte bir ünite kan vererek kan bağışlamaktan oldukça farklı bir tedavi yöntemi olduğunu söylemek gerekir. Şöyle ki, vücut maruz kaldığı toksik maddelerin önemli bir kısmını karaciğer ve böbrekler aracılığıyla vücuttan atar. Ancak atabileceğinden fazla miktarda toksik maddeye maruz kaldığında bunları beyin gibi, işte kalp gibi, göz gibi, böbrekler gibi hayati öneme sahip organları besleyen sistemik ağda, sistemik dolaşımda tutmak yerine kan dolaşımının vücutta en yavaş olduğu yerlerde toplamaya ve oralarda hapsetmeye çalışır. Bu bölgelerin nereler olduğuna baktığımızda karşımıza boyun, sırt bölgesi ve bel bölgesinde, yani omurga çevresi alanda cildin cilt yüzeyine en yakın toplar, damar özellikli kılcallar olduğunu görüyoruz. Sistemin en yavaş aktığı, kanın en yavaş aktığı bölgeler olarak. İşte hacamat, buralarda dolaşımın yavaşladığı bölgede toksik yükü fazla olan kanı vücuttan uzaklaştırarak aslında toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırmak anlamına gelen, bu amacı taşıyan ilginç bir tedavi yöntemidir. Her ne kadar bir tıbb-ı nebevi yöntemi olarak bilinse ve 1500 yıllık, kabaca 1500 yıllık bir tarihe sahip olduğu bilinse de onun öncesinde de aslında yine Orta Doğu bölgesinde hacamatın bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ancak sistematize edilmesi, işte şu günlerde yapılmalıdır, bugünlerde yapılmamalıdır gibi bir tabiri caizse protokole oturtulması konusu tıbb-ı nebeviye dayanan, yani peygamber tıbbına dayanan bir tekniktir. Bu anlamda dünyada da hacamat denince genellikle İslam tıbbı akla gelir. Yöntem ilginç bir yöntem. Çünkü kronik hastalıkların bu vücutta birikmiş toksik maddelere bağlı olarak geliştiği bilgisi son yaklaşık 30 yılın bilgisi. Ancak 1500 yıl önceden bunu işte ayın şu günlerinde yaptırın ve hiçbir sağlık sorununuz yoksa da yaptırın şeklindeki önerilerin, işte hacamat yüzden fazla hastalığa şifadır şeklindeki önerilerin biz yeni yeni bilimsel açıdan karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu anlamda ilginç bir, bu anlamda mucizevi yönü de olan bir tedavidir denilebilir. Hacamat için özel bir durum yoksa bu bahsettiğimiz bölgeler öncelikli kullanıma sahiptir. Yani ense bölgesi, daha doğrusu başın arka tarafı, ensede küçük bir yasak alan olmakla birlikte boyun bölgesi, sırt bölgesi ve bel bölgesi hacamatın en yaygın kullanıldığı bölgelerdir. Kişi diyorum çünkü hasta olması gerekmiyor koruyucu tıp yöntemi olmasından dolayı.
oturtulur, vital bulguları alınır, tansiyon ve nabız gibi bulguları. Bunun öncesinde elbette ön görüşmede kullandığı ilaçlar, varsa sağlık sorunları tek tek gözden geçirilir. Ve işleme vakumlamayla başlanır. Vakumlama polipropilen ve tek kullanımlık kupalarla, vakumlarla olur. Ve bu vakumlama işlemi hem toksik maddeleri etraftan tekrar bir merkeze toplama etkisi gösterir, hem de bir anestezi etkisi sağlar. Ondan sonra da o vakum açılır ve çok küçük, sterilizasyon sonrası elbette belli bir solüsyonla, çok küçük ve yüzeysel çiziklerle deri bütünlüğü bozulur ve tekrar vakum uygulanır. Böylece işte o bahsettiğimiz cilt yüzeyine en yakın damarlardaki toksik yükü fazla olan kanın kupa içine dolması sağlanır ve o kan tıbbi atık olarak atılır. Bu işlem birkaç defa da tekrarlanabilir aynı seans içinde. Bu konunun ay takvimine bağlanmış olması, hicri takvimindeki günlere bağlanmış olmasının da temelde ayın yeryüzü üzerindeki medcezir etkisi, gelgit etkisi olduğu ve insan vücudunun da %70'inin su olduğu düşünülürse, suda çözünen toksik maddelerin ayın belli dönemlerinde, ki onu da söyleyelim, dolunaydan sonraki 2 haftalık dönemdir o, daha fazla cilt yüzeyine biriktiği ve o toksik maddeleri sizin daha efektif şekilde oradan boşaltabilmeniz anlamına gelir. Bu yönüyle de ilginç bir tekniktir. Uygulama yaklaşık 10-15 dakika içinde sonlandırılır. Yine son sterilizasyon sağlanır ve geçici, yaklaşık 1 saat durması yeterli olan bir pansuman yapılır. Sık merak edilen şeylerden biri hacamatın iz bırakıp bırakmadığıdır. Doğru yapılan hacamat iz bırakmaz çünkü derin kesikler değil, çok yüzeysel çizikler uygulanır. Bundan dolayı da herhangi bir iz kalmaz. Hacamat bu bahsettiğimiz toksik maddeleri, zararlı zehirli atıkları vücuttan uzaklaştırdığı için ilk ve en önemli faydası bağışıklık sistemi üzerindedir. Bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar ve bağışıklık sisteminin aşırı hassas olduğu hastalıklarda da dengelenmesini sağlar. Aynı zamanda kişiye yine bu toksik yük azaldığı için bir dinçlik ve zindelik verir. Uyku kalitesini arttırır. Sabah yorgun kalkan insanların büyük bölümünde hacamat, yapıldıktan bir sonraki sabahta etkisini gösterebilecek kadar hızlı biçimde sabah yorgunluğunu ortadan kaldırır. Yine gün içine yayılan gerek fiziksel yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu diye adlandırabileceğimiz durum, gerekse de zihinsel yorgunluk, yani unutkanlık, dikkat dağınıklığı, genel bir konsantrasyon bozukluğu, genel bir strese eğilim durumunda yine hacamat oldukça etkili bir yöntem. Biz hacamatı vücutta bu bahsettiğimiz omurga alanı dışında lokal bölgelerde de kullanıyoruz. Örneğin dizde, işte iltihaplı romatizmanın dizde oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için diz bölgesine de lokal hacamat uygulanabiliyor. Ya da daha yoğun nöropsikiyatrik problemlerin varlığında baş bölgesine de hacamat uygulanıyor. Bu şekilde yaklaşık 100'e yakın hastalıkta aktif biçimde kullanmaktayız hacamatı. Amalgam dolgu içeriğinin yaklaşık yarısını, %50-53 civarında değişiyor bu oran, civa dediğimiz bir ağır metalin oluşturduğu, bu civanın işte gümüş gibi, kalay gibi, bakır gibi başka metalik tozlarla karıştırılarak elde edilen bir dolgu şeklidir. Sert ve sağlam olması, uzun ömürlü olması ve en önemlisi pratik olarak uygulanması, hızlı biçimde sertleşmesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çok yoğun tercih edilen bir dolgu malzemesidir. Ancak yaklaşık 30 yıldır, 30-35 yıldır hatta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere amalgam dolgunun içerdiği civanın insan vücudu üzerindeki toksik etkileriyle alakalı gittikçe artan sayıda bir bilimsel yayın oluşturulmuş. Hatta Avrupa ülkelerinin önemli kısmında 80'lerin başında ve ortalarında tamamen yasaklanmış bir kısım ülkede.
bir kısım ülkede de ciddi kısıtlamalar getirilmiş bir dolgu malzemesidir. Civa'nın en önemli özelliğinin düşük sıcaklıklarda buharlaşabilmek olduğunu biliyoruz. Hatta oda sıcaklığında bile buharlaşabilen tek ağır metaldir civa. Biz bunu 22-23 derece oda sıcaklığında buharlaşabilen bu ağır metali tutup 37 derece ağız sıcaklığına koyduğumuzda orada daha fazla buharlaşır. Ve kişi her soluk alışta bu civa buharlı havayı akciğerlerine teneffüs eder. Ve civa tıpkı oksijen gibi akciğerlerden kana geçer, ancak bir ağır metal olduğu için de kanda uzun süre serbest formda kalamaz. Hızlı biçimde dokulara sızar. Ve bilim adamları araştırmışlar civa en fazla hangi dokularda, hangi organlarda birikir diye. Zira böbrek ve karaciğerin insan vücudunda ağır metalleri bağlayıp atabilecek bir enzimleri olmadığı için vücuttan da atılamıyor. Yarılanma süresi 18 yıl gibi çok uzun, toplam çözünme ve atılım süresi 40 yıl, 45 yıl civarında sürelere tekabül eden bir toksik maddeden bahsediyoruz. Yapılan araştırmalarda en fazla çöktüğü organın beyin dokusu, tam da beyinde uyku hormonunun üretildiği bölge ve mutluluk hormonunun üretildiği bölge olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla puzzle'ın parçalarını birleştirecek olursak, çoğunlukla ağzında amalgam diş dolgusu bulunan insanlarda, bu elbette diş dolgusunun sayısına, kaç yıldır ağızda tutulduğuna, kişinin genetik ve metabolik altyapısına göre değişmekle birlikte, çoğunlukla uyku kalitelerinin bozuk, sabah yorgun kalkma problemi yaşayan, dikkat ve konsantrasyon sorunları olan, genellikle bir ya da birden fazla stresle ilgili klinik durumu söz konusu olan insanlar olduğunu görürüz. İkinci en fazla biriktiği bölge de beyin sonrasında, beyin dışında kemik iliği şeklinde bir bilgi var. Yine defalarca ispatlanması için bilimsel çalışmalar yapılmış ve kemik iliğinde çöktüğü tespit edilmiş. Kemik iliğinin insan vücudundaki özelliği nedir? Kemik iliği bağışıklık sisteminin fabrikasıdır. Dolayısıyla biz tek bir toksik maddeyle, civayla hem insanın sinir sistemini hem bağışıklık sistemini aynı anda sabote ederiz tabiri caizse. Onun dışında karaciğer gibi, böbrek gibi atmaya çalışan ama bağlayıp atamayan organlarda da biriktiğini biliyoruz. Türkiye ne yazık ki dünyadaki nadir örneklerden olarak çocuklarda süt dişleri dahil olmak üzere, gebelik dönemi dahil olmak üzere, emzirme dönemi dahil olmak üzere, kronik böbrek ve karaciğer hastaları dahil olmak üzere amalgamın kontrolsüz biçimde uygulandığı dünyada nadir ülkelerden biridir. Az önce söylediğim gibi önemli bir kısmında yasaktır. Yasak olmayan ülkelerde de birinci tercih civa içeriği olmayan dolgu malzemeleridir. Dolayısıyla amalgam çok nadir kullanılan bir maddedir. Ama Türkiye'de hala resmi rakamlar %75 diyor bunun için. Hala diş hekimleri tarafından birinci tercih olarak kullanılmakta ve toplum sağlığı açısından bakıldığında da önemli bir toksik madde olarak karşımıza çıkmaktadır.